İhter, merhaba. Selam, nasılsın Sedacığım? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim tabii, yeşili gördükçe iyi oluyoruz. Ben de ondan bahsediyordum sen gelmeden. 248'lik yukarı yönlü bir harekette 7400 puandan kapattık. Mükemmel bir hafta kapanışı oldu bizim için. Tabii endeks yeşil olunca haliyle bizim de keyiflerimiz yerinde oluyor. Aynen Şöyle, öyle. sen gelmeden son rakamları veremedim. Hızlıca onları da paylaşayım ben. Dolar TL yatay seyrine devam ederken 26.98'de, Euro TL 29.74, Euro dolar paritesi 1.10'dan işlemden geçerken ons altın 1938 dolar seviyesinde. BIST üzerindeki zaten bahsettiğim gibi 248'lik bir hareket yaptı. Bankacılık endeksinde 103.34'lük yukarı yönlü bir seyir gördük. Enerji tarafında bugün sabah bir miktar geri çekilme vardı. Devre kesiciler devreye girdi. Onları takip ettik. Genel bir endeks yorumu, yani endekste hangi seviyeleri takip edelim diye sana sorup sözü sana bırakayım. Tamamdır. Başlayalım o zaman endeksle. Aslında benim için endeks çok güzel bir yerinde kapattı. Şimdi biz hep diyorduk ya, yani dolar bazlı bakalım, dolar bazlı bakalım. Çünkü artık biz endekse dolar bazlı bakmalıyız. Hala daha bir önceki zirvesine daha çok yolumuz var. Bir önceki zirve 305 dolarlardaydı. Hatta 304,76 dolarda. Neden bu seviye önemli? Çünkü dolar bazlı 260 9-270'lerde bir direnci vardı endeksin. Ve onun üstünde kapattık. Yani 270 doların üstünde kapatması aslında çok güzel bir rally'nin başlangıcı olabileceği sinyalini veriyor bize. Dolayısıyla TL tarafına baktığımızda o 270 dolar da 7300'lere tekabül ediyordu. Hatta bir iki kere orayı 7300'lere denedi, döndü, denedi, döndü, satışlar geldi. Bugün 7400'e kapanış yaparak 7300 seviyesinin üstünde kapattı. Dolar bazlı o 270 dolardaki direncini de üstünde kapatmış oldu. Dolayısıyla biz pazartesiye belki gap'le ya da bir yeni rally ile bir piyasaya başlayabiliriz. Tabii ki haber akışlarını bunun haricinde tutarak söylüyorum. Ben endekste pozitifim aslında. Ben seçim sonrasında, yani önceki yayınlarda da söylemiştim, endekse zaten pozitiftim. Dolayısıyla pozitif algım da devam ediyor. Çünkü dediğim gibi bir önceki zirveye daha hala yolumuz var. Keza biz bunu hep konuşurduk Mine Hanım'la da. Alternatif de yok. Yani şimdi kışın baktığımızda, işte bu Ocak, Şubat, Mart ayında biz satış yaşarken borsaya alternatif, tamam gayrimenkul yoktu belki. Gayrimenkul de çünkü yani ciddi rakamlardı. Şimdi bir ev almaya kalksa 5 milyondan başlıyor. 1 milyon olan yatırımcı ne yapsın? Ama bir alternatif vardı, KKM. Dolayısıyla borsadan çıkan yatırımcı KKM'ye gidiyordu. Ama şimdi her ne kadar faiz artışları olsa da banka tarafından mevduatların düştüğünü zaten herkes biliyor. Dolayısıyla mevduatlar aşağıya geldiği için mevduata gidemiyor, KKM'ye gidemiyor. Dolar zaten hani olabileceği serbest bırakıldıktan sonra olması gereken seviyelerde ve buralarda bir süre daha yatay gidecektir. Nereye gidecek yatırımcı? Enflasyon da var. %47,83 açıklanmış yıllık bazda bir enflasyon var. Kaldı ki aylık bazda 2022 Ocak'tan bu yana en yüksek enflasyon aslında. Enflasyon, evet, enflasyon halihazırda devam ederken yine borsa en Avantaj. önemli yatırımcı, evet, en avantajlı yatırım aracı olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla bu süreçte de evet bir süre daha endekste bir bozulma öngörmüyoruz. Peki. Hisselerimiz zaten bol bol geliyor. Hisselerle istersen başlayalım o Olur, taraftan. başlayalım. Doğol gelmiş ilk hissemiz. Hemen Doğan Holding ile başlayalım. Şimdi bu arada portföyünde bulunduranlar bilir. Seans sonu işte artık böyle dil dolaşmaya başlıyor. Gün boyunca sürekli konuşunca. Aynen öyle artık. Bütün gün hattayken, telefonda konuşurken ister istemez gün Evet. sonu o da özlerini buluyoruz artık dil sürçmelerinin. Şirketin içinde döviz pozisyonu vardır. Hatta hep böyle uzun zamandır, böyle 2-3 yıldır da hep bu döviz pozisyonun bir yere yatırım yapması beklenilir. Henüz bir yatırım haberi gelmedi ama tabii ki kur yükseldikçe de bilançoda aslında vize artı
görüyoruz. Baktığımızda da aslında ODAŞ kendi bir önceki zirvesinin üzerinde hareketlere başladı. 13 tam rakamı söyleyeyim. 13-32'ye kadar çıktı. Oradan bir gevşedi. Orası zaten aslında tam ikili tepe yapacağı yerde biraz gevşedi. Şimdi buradan 13'ün üstünde, hatta 13 demeyeyim. Çünkü biraz daha payı var. 12'ye 30'lara kadar gevşemesi çok normaldi Doğan Holding'in. Ama bu hemen bozuldu algısı yaratmasın. Bir düzeltme hareketi yapması olasıdır. 12-30'un altına denk gelirse, hani 12-30'daki alt bandımız nerede dersek, 11.80'de. 11.80'in altında eğer ki sarkarsa, evet, o zaman yükseliş trendinde bir bozulmadan bahsedebiliriz. Ama 11.80'in üstünde kaldığı müddetçe biz Doğan Holding'deki hareketleri düzeltme olarak değerlendirebiliriz. Çabuk düzeltme hareketleri de aslında yeni alım fırsatları Çok baktığımız zaman. kesinlikle öyle. Biz endekste de bunu yaşıyoruz. Endeks Evet. gün içi yapıyor artık düzeltmesini. Yani eskiden bir gün satıcılığı geçerdi, düzeltme yaptı derdik. Eksi kapatır. Ertesi gün toparlardı. Şimdi artık gün içinde yapıyor düzeltmesini. Yoluna devam ediyor. O yüzden çok günlükten ziyade orta vadeli bir portföy yapmaya da özen gösterin derim ben. Malınızı Peki. kaptırmayın. Peki, Türkcell vardı o yüzden sonra. Hemen geçelim. Telekomünikasyon sektörü aslında bayağı bir geride kalmıştı. Yani endeks toparlarken de geçtiğimiz sene özellikle bu işte enflasyon bazında onlar tarifelerini yenileyemediği için enflasyona karşı biraz yenilip kötü, yani çok güzel olmayan bilançolar açıklamışlardı. Bu sene bilançolar daha iyi bekleniyor. Aynı zamanda endekse de artık katılmaya başladı. Hani Turkcell için daha yer var mı? Evet, Turkcell de. Zaten şu an hangi hisseye baksak muhtemelen endeks, yani BIST 100 endeksi için konuşuyorum. BIST 100'deki hisselerin çoğu zaten kendi zirvesini kırmış gözükecektir. Turkcell dediğim gibi, yani Turkcell'de bu hareketin devamını biz izleyebiliriz. Belki biraz 55'lerde 55'lere kadar devam edip orada durulabilir. 55'lerde bir düzeltme hareketi yapabilir. Şu an bir yatay bantta devam ediyor. Bir sonraki yükseliş hareketi 55'e devam edip oradan tekrar bir düzeltme gelebilir. Ama şu anda da Turkcell'de de hareket gayet yükseliş trendi güzel devam ediyor. Peki. Yayla gıda var. Şimdi tabii ki enflasyon olunca biz hep şey diyoruz, gıda. Enerji, gıda. Dolayısıyla gıda tarafından özellikle enflasyon rakamları yukarıda açıldıkça gıda, perakende, işte zincir marketler bu şirketlerde bilançosuna fayda sağlayacağı için bu yükselişler onların cirolarının artmasına sebep olacaktır bilançoda. Bu da onların karlılıklarına yansıyacağı için biz genelde gıda tarafına olumlu bakarız. Şimdi yayla gıda tavan kapattı. Aslında önemli bir direnç noktasında kapattı. Yani direncin üstünde değil, önemli bir direnç noktasında kapattı. 200 günlük üzerinde bir ortalama var burada. Yaylı gıdanın buradaki hareketine devam etmesi için 39.80 40'ların üzerine aynı hacimde atıp kalıcılık sağlaması gerekiyor. Bugünkü hareketin devamı için. Geri çekilmeler olursa muhtemelen bu aşağıdaki gapini kapatmak isteyecektir. O da 36-42'lerde gözüküyor. Ama pazartesiye başladığım, yani pazartesi günü hacimle yine aynı hareketi gösterip 40'ların üzerine attığında ve orada kalıcılık sağladığında yayla gıda için artık kendi zirvesini kırması konuşulabilir. 5 Aralık 2022'de olan zirvesini kırabilmesi için konuşulabilir. Ama dediğim gibi çok önemli bir direncin hemen altında, hatta oralarda kapattığı için pazartesi görmekte fayda var derim. Yeni almak isteyenler için, portföyünde olanlar tabii bir pazartesi görüp öyle hareket etmesi daha doğru olur. Peki. İşmen gelmiş. İşmen koy. Şimdi orada
Burada da şöyle genel bir şey söyleyeceğim. Tabii ki yatırım şirketlerinin borsanın hacimli olduğu dönemde yatırım şirketlerinin bilançolarında olumlu bilançolar görmeyi bekleriz. Yüksek karlılıklı bilançolar görmeyi bekleriz. Dolayısıyla iş bende de aslında bu oldu. Ama ben buradan hani almaya çekinirdim. Neden? Çünkü bir kağıtta biz 3 tavan ki bugün de zaten kağıdın hareketine baktığımızda 29.80'e kadar çekilip 28.10'larda kapattı. Bu tarz, bunu her yayında söylüyoruz. Bir anda kağıda momentum geldiğinde yani 3 tavan, 2 tavan gördüğünüzde hemen o 3. tavanı kovalamayın. Önce bir bekleyin, kağıt hisse yatay hareketine dönsün. Dolayısıyla buradan almaya ben çekinirdim dediğim gibi. Bu devam edebilir mi? Edebilir. Hiçbir şey her zaman için söyleriz. Hiçbir şey kesin değildir. Ama bu hareket beni ürküten harekettir. Ben önce bir şirketin yatay harekete bağlamasını, yatay hareketine dönmesini beklerim. Çünkü aşağıda oluşturduğu iki tane gap var. İlk gap 27.38'de, ikinci gapi 25.50'de. Nereden baksanız 3 lira fark demektir bu. 3 lira fark da %10'a tekabül eden bir orandır. Dolayısıyla biraz yataya, yeni alacaklar için söylüyorum, biraz yatay hareketine başlayıp oradan sonra analiz edip almalarında fayda vardır. Netice itibariyle hiçbir hisse sonsuza kadar yükselmez. Sonsuza kadar Aynen da öyle. düşmez. Düşmez. Aynen öyle, onlara dikkat etmek lazım, bunun destekleyen seviyelerini. Yunus Emre Bey, bu arada konuştuk, bilginiz olsun. Sorduğunuz hisseyi, gübre var Bihter ardından. Hemen geçiyorum gübreye. Şimdi şirketin bir altın madeni haberi vardı. Bilenler bilir. Benim beğendiğim bir şirket. Lakin baktığınızda hani piyasa değeri bence yeterli noktaya da ulaştığını düşündüğüm bir şirket. Yani piyasa değeri şu an 4 milyar dolar. Biraz daha ben beklerdim gübreyi almak için açıkçası, dediğim gibi. Yani bu arada kağıtta bir biliyorsunuz sermaye artırım azaltım karar var. %300 bedelsiz var. Tabii ki bu aslında şirket için çok olumlu. Ama hani uzun vade yatırım yapanlar için söylemiyorum. Orta uzun vadede kesinlikle bence iyi bir şirket. Lakin şu an dediğim gibi hani 4 milyar dolar şirketin değeri bence zaten hani eder yerinde. O yüzden buradan alacaklar için biraz daha temkinli olmalarında, biraz daha şirketi seyretmelerinde fayda vardır diye düşünüyorum kısa vade düşünenlere. Ama orta uzun vadede beğendiğim bir şirket. Teknik olarak yorumlayacak olursak, şirket zaten ilk aslında düşüşünü 389'larda yaşamıştı. Üzerinde yaşamıştı. Sert bir geri düşüş yaşamıştı kış aylarında. Sonrasında bir süre yatay hareket etti ve yavaş yavaş yatay bir bant, aslında grafiksel olarak çok güzel hareket ediyor. Yavaş ve yatay yükselende, öyle söyleyeyim. Yatay yükselende hareket ediyor. Önemli bir direncinin de üstünde kapatmış aslında. Dolayısıyla buradan sonra gidebileceği yer neresi olur? 339'lar olur. 339'a kadar bir yükseliş potansiyeli var. 339'daki direncini kıramazsa eğer tekrar 325 liraya, şu anki seviyelerine geri çekilir diye düşünüyorum. Buralarda kalıcı olamazsa, 325'lerde kalıcı olamazsa da 311 seviyelerine geri çekilmesi muhtemel olur. Peki. Ya taş var. Mehmet Bey biraz önce anlatmış olduğu Bihter'in gübreyle ilginiz olsun. Yani yayından sonrasında kaydettiğimiz için tekrar izleme şansınız var. İlginiz olsun. Yataş'a biraz kızgınım ama bunu işime karıştırmayacağım. Buradan da söylemiş olayım, duyarlar belki. Bütün taş yetkililerine sesleniyoruz Evet, buradan. sesleniyorum. Bayağı mazeretleri ama neyse, ben hisseyi yorumlamaya devam edeceğim. Şimdi Yataş aslında şu an güzel bir bandın içine girmiş. 35
işin üzerinde kaldığı müddetçe yatay için bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Bir yükseliş trendinin içine girebileceğinden bahsedebiliriz. Tabii bunun için biraz hacim gerekiyor. Hacimlerde biraz zayıf. Bugünkü yükseliş için söylemiyorum. Bundan önceki şeylerde hacimlerde biraz zayıf. Direnç olarak aslında tam kapattığı yerde bir direnci var. Önemli bir direnci var yataşın. Yani 36-70'lerin üzerine atarsa eğer yataş, bundan sonraki harekete 38'e doğru olabilir. Muhtemelen 38'e doğru olacaktır. 38'in üzerinde kalırsa da zaten yataş da kendi zirvesini kırmak için hareket edebilir. Şu an için dediğim gibi şirket tarafında trend olumlu ama 35-70'lerin üzeri, şu an kapanışta 36-70'teki direncini bir kırıp onun üzerinde seyretmesi daha iyi olacaktır. Peki. Ereğli gelmiş. Bu sıralar yine bol bol sorulan hisselerimizden. Ereğli'ye geçeyim. Ya Ereğli çünkü yatırımcısını o kadar uzun bekletti ki bir de temettü de vermedi. Sonuçta hep Ereğli yatırımcısı temettü Evet. yatırımcısıdır. Temettü de vermeyince biraz yatırımcıları üzüldü haklı olarak. O da çünkü Şubat'ta sert bir düşüş yaşadı ama endeks kayıplarını yerine koyup aslında çok daha üzerine çıkarken Ereğli'de bu hareket olmadı. Yani şöyle, şimdi Ereğli'nin yükselişi muhtemelen 42, zaten 42'lere deyip dönüyor. 42'yi 90'a kadar gidebilir ama 42-90'da yine sert bir dirençle karşılaşacaktır muhtemelen. Orada bir 200 günlük ortalama var. 42-90'ı kırarsa ancak ondan sonra biz tekrar Ereğli'de, evet Ereğli'de hareket başladı, bir yükseliş trendine girdi diyebiliriz. Ama yatırımcılar için üzgünüm, 42-90'ı kırmadığı müddetçe Ereğli için hala çok pozitif olamıyorum. Peki, buradan da ilgilisine duyurulur. Ardından Aselsan var, ister. Çok severim. Şimdi hatta biz bunu geçmiş yayınlarda konuşmuştuk. Biraz ağır hareket eder ama açıldı mı hızlı gider diye. Hatta en son konuştuğumuzda 60'lardaydı. 60'ın üzerine kırarsa çok açık demiştik önü. O da açıldı zaten. Şimdi artık zirve, yani kendi zirvesini kırdı ve bir yolda gidiyor. Endekste bir bozulma olmadığı müddetçe Aselsan'da da bir bozulma olacağını düşünmüyorum. Belki ikili, hani o tepe yapacağı nokta 80'lere denk geliyor. 80'lerde bir düzeltme yaşayabilir ki dediğimiz gibi artık endeks zaten gün içi düzeltmeler yapıyor. 80'de bir düzeltme yaşayabilir. Ondan sonrasında ama endeksteki algı bozulmadığı müddetçe Aselsan da muhtemelen yoluna devam edecektir. Peki. Ardından Petrol gelmiş. Petkim de aslında bu 18 onlarda böyle dolanıp 18'lerde, hatta 18'lerde dolanıp duruyor. Çünkü orada da önemli bir dirençle karşı karşıya Petkim. Daha önceki zamanlarda bunu kırmış, geri çekilmiş ve yine oralarda takılmış uzun bir müddet. Yani Petkim'de de tekrar bir trendten bahsedebilmemiz için Petkim'in ara bir direnci var. Orası tam yerini söyleyeceğim. 18.60'larda, 18.60'tan sonraki önemli direnci aslında 19'da. Yani şu an zaten 18'ler bir direnci, önemli bir direnci. Burayı kırarsa 18.60'ta bir ara direnci var. Oradan sonra ikinci takılacağı yer yine 19'lar olur. Geri çekilmelerde ise muhtemelen aşağıda bir gap bırakmış, onu kapatmak isteyebilir. İlk yeri 17.50 olur, ikinci yeri ise 16.80'ler olur geri çekilmek isterse. Ama piyasada algı bozulmadığı müddetçe onda da aşağıya çok geri çekilme hareketinin yaşayacağı bir olumsuz haber olmadığı müddetçe çok geri çekilme olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir Haziran'ın şey Haziran'ın Temmuz'un sonu, Ağustos'un başından itibaren oraya da bir hareketlilik geldi.
Muhtemelen biraz daha hacim gelirse yoluna devam edecektir. Buradaki 18 onlardaki direncini de üstüne atacaktır diye düşünüyorum. Yine Petkim'de tabii endeksle beraber yükselişe, yani en azından endeks oranı kadar yükselişe katılmayan Peki. Ardından Kozal gelmişti. aslında Kozal'ı bir yıldır elinde tutan yatırımcı varsa bence çok güzel kazanmıştır. Şimdi bir süre yataya döndü hisse. Aslında seçim sonrasında hızlı bir toparlanma yaşadı. Sonra tekrar geri çekildi. Tekrar hızlı toparlanma yaşadı. Kozal hareketleri biraz sert oluyor zaten. Bir süredir yatay bantta hareket ediyor. Hissenin kırması gereken yer, Kozal'ın kırması gereken yer 30'lar. 30'un üzerine atarsa Kozal'da yeni bir zirveden bahsedebiliriz. Ama bence bir süre daha bu yatay bantta hareket edebilir Kozal. Benim beğendiğim hisselerden buraya bir hacim geldiğinde muhtemelen zaten artık 30'ları kırmak üzerine bu hacim gelir. Ama bir süre daha bu yatay bandın hareket etmesi mümkün. Çünkü şu an için hacimlerde biraz azalma var. Yayın sonuna doğru bu arada Bihter Büyükaykın'ın beğendiği siteleri soracağım. Kozalı ben şimdiden hiç süre eklemiş oldum o zaman. Tamam. Şişe var bir de. Aslında şöyle, beğendiğim hisseler benim öyle çabuk değişmiyor. Kozal beğendiğim hisselerde ama ilk üçümde değil. Tamam. İlk üçü peki şişe Şu girer an açıklıyorum, evet, ilk üçü şu an mi? açıklıyor, ilk üçten birini. Çok sevdiğim bir hissedir. Muhtemelen her yayında söylüyorumdur, artık herkes ezberlemiştir. Evet, Bilançosu o yüzden gelecekti şimdi bir bugün. soralım dedim hemen. Bilançosu bugün gelecekti şirketin kapa bildirdiği haberde. Evet, gelmiş de bilançosu ama şu an yorumlayamayacağım arkadaşlar. Bilançoyu analiz yapmak, detaylı yorumlamak gerekir. Şimdi teknik taraftan bakacağım. Sadece bilançoyu çok iyi bekliyorduk. Umarım iyi gelmiştir diyeceğim. Kısa bekletin. Şimdi Onu bir teknik sonraki yorumda zaten bakabiliriz. öyle yaparız. Şimdi hemen bir Şişe de aslında kendi zirvesini kırdı. Geçen hafta mıydı? Geçen hafta ya da bu haftanın başında mıydı? Geçen haftaydı, özür dilerim. Geçen haftaydı, kendi zirvesini kırdı ve bir yükseliş trendinin içinde. Eğer ki bilanço beklenti üzerinde geldiyse, bir kısaca nakit akışa bakayım dedim ama Açılmıyorsa ona daha sonra bakalım. yok, o kadar karışık ki buradan hani genel gider kar zarar şeyinden bakayım dedim. Tamam, onu Çok sonraya da şey belli bakabiliriz. değil. Zaten Evet, çok YouTube yayınımız da özet olacak. değil. Daha sonra da bakılabilir. Tüpraşa geçelim istersen. Tüpraş çok Tamam. geldi. Şeyi söylüyordum. 55'in yarınki bilanço eğer iyiyse, bilanço ile beraber yarın muhtemelen 55'lerin üzerine hacimde atacaktır şişe. Şişe buradan yoluna devam ediyor. Bence endeks kadar hareket etmedi şişe. O yüzden şişenin yolunun daha açık olduğunu düşünüyorum. Tüpraş'a geçtim. Tüpraş aslında biraz böyle sakin sakin gidiyor. Çaktırmadan gidiyor. Güzel bir yükseliş trendinde. 104'lerde bir ikili tepesi var. Orada ikili tepe demin de orada bir trend şeyi var. Trend zirvesi var. Dolayısıyla oradan biraz yataya bağladı. Bir süre daha yatay hareketine devam edip muhtemelen endeksle beraber Tüpraş'ta daha devam edecektir diye düşünüyorum. Ama şu an için kağıtta olumsuz bir şey yok. Orta uzun vadeli portföy yapmayı düşünenlerin portföyünde bulundurabileceği hisselerden bir tanesi bence Tüpraş. Peki. Yunus Emre Bey yayla konuştuk bu arada. Yayının başında konuştuk. Ondan sonra takip edip izleyebilirsiniz. O halde Bihter Büyükaykın'ın beğendiği ilk üç hisse diyelim mi? Şişe. Kozal'da
3'e cepte. İlk 3'e giriyor muydu Kozal? Yok, Kozal ilk 3'e girmiyordu. O girmiyor, tamam. İkincisi, yine bundan önceki yayınları izleyenler biliyordur. Kontrolmatik diyeceğim. Muhtemelen o yayınlarda alanlar şu an dua ediyorlardır. Almamış olanlar için yine şu uyarıyı yapacağım. Lütfen orta uzun vade düşünüyorsanız alın. Çünkü şirketin evet son bir haftada çok güzel bir hacim var. Bir momentumla, bir hacimle yükseliş yaşadı. Bugün de yine öyle yükselişler açıp bir miktar geriye çekildi. Orta uzun vadeli düşünenler evet portföylerine katabilirler. Çünkü büyüyen bir şirket. Yani ben hep şirketlerde buna bakarım. PK'lar benim bankalarda, bankacılık tarafında takıldığım şeylerdir ama büyüyen, gelişen şirketlerde çok PK'ya takılmam. Dolayısıyla Kontrolmatik benim beğendiğim bir şirket. Ama kısa vadeli almayı düşünenler dikkat etsin. Çünkü dediğim gibi hacimli bir yükseliş yaşadı. Bir miktar geri çekilmek isterse 229'larda bir gapi var. Oraya kadar bir geri çekilme hareketi gösterebilir. Ama geri çekilme yapmaz ve endeksle beraber yoluna devam ederse daha yolu uzun, orta ve uzun vadede evet portföyümde bulundururdum. Kesin ben. Üçüncü olarak da yapı kredi diyeceğim. Aslında işçe, yapı kredi yani ikisi de olur benim için. Çünkü benim hala banka tarafını ben ucuz buluyorum. Az önce bahsettiğim vardı ya hani evet faizler yükseliyor ama mevduatlar düşüyor. Ve bu makasın açılmasına sebep oluyor. Biz aynısını geçen sene de yaşamıştık bunun. Orada faiz indirimi vardı. Burada faiz artışı olsa bile bankalarda aşağı çekilen bir mevduat var. Dolayısıyla ne oluyor? Siz kredi faizleri 60'larda, mevduatlar 25'lerde. O aradaki makas bankacılık sektörüne karlılık olarak yansıyor. Dolayısıyla bankaya mevduat koymaktansa işçeyi ya da yapı krediyi hisse olarak almayı tercih ederdim. Şirkete ortak olurdum. Daha mantıklı olurdu. Yapı kredi ya da işçi, bu iki bankadan birini ben portföyüme koyardım. Bir de bankacılık hissesi tutardım diyorum. O yüzden 3'ü 3-4 demiş olayım. İşçi ve yapı kredi. Peki. Ay Bey şöyle birinci hissesi bitirin. Şişeydi, ikincisi kontrolmatik, üçüncüsü işçi yatarı ve yapı kredi değil mi? Doğru evet, anladım. Evet evet. Aynen. 4 hisse söyledim öyle. Demiş oldum. Öyle diyelim. Aynen. Olsun ama güzel hisseler. Bihter, ağzına sağlık, ayağına sağlık konumuz olduğun için. Emeğine sağlık tekrar. Çok teşekkür ederim. Gün sonu yorgunluğu. Hep seninle cumalara geliyor yayınlarımız ve böyle evet, şey... Haftanın da yorgunluğu oluyor. Tabii ister istemez yorgunluk oluyor. Gün sonu ister istemez diz sürçmeler oluyor. Affınıza sığınarak çok teşekkür ederim tekrar. Ağzına sağlık, emeğine sağlık.